Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Kaldığımız yerden turumuza devam ediyoruz. Şu an Samsun Atakum'dayız. MRZ Gayrimenkul'e şu anda misafir olduk. Firma sahibimiz Burak Bey de yanımızda. Hemen kendilerini tanıyalım. Merhabalar Burak Bey, nasılsınız? Merhabalar Selda Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Burak Bey kimdir? Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Burak Denev ben. Aslen Samsun Bafra doğumluyum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. 1,5 yaşında oğlum var. Maşallah. Eşim yüksek iç mimar. Hatta firma ismimizi koyarken de oğlumuzun ismini baz alarak MRZ'ye koymak istedik. Normalde ismi Mirza. Evet. Mirza'nı kısaltarak MRZ Gayrimenkul Danışmanlık olarak firmamızı kurduk. Ne güzel. Çocuğumuzu düşünerek de ona da anı olsun diye çok güzel bir isim düşünmüşsünüz. Çok teşekkür ederim. İnşallah ismini yaşasın diyoruz. Peki buradaki hizmetlerimiz nelerdir? Buradaki yapılarımız nelerdir? Biraz bilinçlendirelim seyircilerimizle. Tabii ki biz daha çok konut, arsa yani daire kısmında, arsa kısmında aktif rol alıyoruz. Fakat yine villalarımız var satabileceğimiz. Onun haricinde yazlıklarımız var. Bu bölge sahil kesimi olduğu için sezon çok fazla olmasa da yazlıklar tarafında da hakim şekilde işlerimizi yürütüyoruz. Evet. Çok da güzel bir doğası var aslında. Tatil yapmak isteyen kişiler de en azından villalara tercih edebilirler değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi sezonumuz biraz az fakat yine de dışarıdan gelen çok fazla bizim bölgemizde gurbetçilerimiz evet, var tabii. Dışarıda olan. Gurbetçilerimiz geldiğinde deniz kenarında daha fazla vakit geçirmek istiyorlar. Ön tarafımız deniz, arka tarafımız doğa diyoruz biz. Kesinlikle Samsun için. Öyle. O yüzden mükemmel bir yere sahibiz. Evet, gelsinler herkes değil mi? Yerimizi görsünler istiyoruz. Her peki, zaman. Biraz da deneyimimizden bahsetmek istiyoruz. Kaç yıldır deneyimimiz vardı? Tabii ki 8 yıldır kurumsal bir hayatım oldu. Sahalarda geçti ömrümüz diyebilirim evet, kendi adıma. 8 yılın sonunda da eşimle oturduk bir karar aldık. Dedik ki artık kendi işimizi, kendi işletmemizi kurma zamanımız geldi diyerek kendi işletmemizi kurduk. Mart ayından itibaren aktif şekilde yine sahalardayız. İşletmemizi evet, kurduk ama yine de sahalarda çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize güvenli konutlar bularak onların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz inşallah. Ne güzel. Zaten bu konudaki tecrübeniz de ortada. Bu konuyla alakalı bayağı da bir ödül de almışsınız siz. Sizinle bu konuda da ekstra gurur duyuyoruz. Zaten işinizin başarıları ortada. Belgelerimiz konusunda zaten hiçbir problemimiz yok. İşi alakalı yaptığınızdan hiçbir problemimiz yok değil mi? Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Bizi de gururlandırdınız böyle cümlelerle. Yani bizi tüm sosyal medyadan da takip edebilir kıymetli müşterilerimiz. Hiçbir eksiğimiz yok. Her şeyi başarılı şekilde devam etmeye çalışıyoruz. En önemlisi bu hayatta zaten iş ahlakı. Yani biz bir yer satmaktan, bir yer kiralamaktan evet, ziyade insanların hayallerine kavuşturmaya çalışıyoruz. İnsanların hayallerine kavuşturmak için de tırnaklarıyla kazıyarak para kazanmak kolay değil sonuçta tabii, hayatta. Birikim yapıyorlar yıllarca değil mi? Onun için de bir yatırım yapmak istiyorlar ya da bir ev alıp içerisine oturmak istiyorlar. Tabii ki, tabii ki. Yani insanların o yüzden hayallerini daha iyi şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Kesinlikle. Peki neden Samsun bölgesine yatırım yapmalıyız? Neden Samsun bölgesi? Şöyle diyebilirim. Burada çok fazla müteahhitimiz var. Hepsi de birbirlerinden kıymetli. Yer olarak insanların doğa ve deniz özlemi hiçbir zaman bitmez. Bu yüzden doğası, denizi, insanları çok iyi. O yüzden bu bölgede olmaları onlar için bir avantaj sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Kafa dinlemek için de tercih edebilirler bu bölgeleri değil mi? Kesinlikle. Evet. Arsalarımız da vardı elimizde. Evet. Arsamız var. Tarlalarımız var. Genelde şöyle oluyor. Müteahhitlerimiz tarafından kat karşılığı çok yerimiz oluyor. Bizim yine diyorum yani doğanın içerisindeyiz evet. Deniz manzaramız hiçbir zaman bitmiyor. Böyle olunca da ister istemez insanlar arsalarını satıp yerine kat karşılığı daireler yaptırıp bu eşsiz doğada deniz manzaralı şekilde oturmak istiyorlar. Evet. İsteyenler tabii arsalarımızı aldığımız takdirde tek yapılı evlere de sahip olabilirler. Ülkemiz maalesef ki bir deprem ülkesi. Böyle bir gerçek söz konusu ortada her şey. Onun için de daha fazla talep olmaya başladı bu tek yapılara. Bungalov tarzı ya da konteyner tarzı evler yapılıyor ya da villalar yapılabiliyor. Onun için arsa taleplerinde de sizlere başvurabilirler. Kesinlikle. Evet. Peki çalışma saatlerimiz kaç aralığında? Sabah 8.30, akşam 6.30. Yani bizde mesai kavramı yok aslında ama biz yine bu şekilde adlandırabiliriz. Evet. 6.30'dan sonra örnek veriyorum. Sizi aradık. Öyle bir şeyde de yardımcı olabilir miyiz? Tabii ki memnuniyetle.
elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, gece 11'lere kadar çalıştığımız zamanlar oluyor. İşimizin başındayız, işimizi seviyoruz. İnsanları da seviyoruz. İnsanlar da bu yüzden bizi seviyor. Evet. En azından söylediği gibi beyefendinin 6.30'dan sonra da bir ev görmek istediğinizde de ya da bir şeyler danışmak istediğinde kendilerine başvurabilirsiniz. Kesinlikle. Peki haftanın her günü açık mıyız? Normalde pazar günleri çalışmıyoruz ama yine randevu alınarak tabii ki randevu alındığı takdirde yer gösterimi yaptırabiliyoruz. Evet. En azından değil mi, çalışan kesim pazar günleri en azından izinli olan kişiler başvurduğu zaman da onlara en azından yardımcı olmak için pazar günde randevu alırlarsa yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle, evet. Peki ilerideki hedeflerimiz nelerdir? İlerideki hedeflerimiz sadece yer satan değil, yol gösteren de olmak istiyoruz. Yani danışmanlık yapmak istiyoruz. Evet. Dediğim gibi eşim iç mimar. Her konuda hem satış konusunda olsun hem bir yerin insanın hayal ettiği şekilde bir ortamı hazırlamak olsun, tamamen bizden sorulacağını düşünerek bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. Evet, bir de sektörünüzün en büyük sıkıntılarından birisi bence merdiven altı diye tabir ettiğimiz, artık bakkalcının bile yapabileceği bir meslek haline gelir gibi oldu. Çok bilinçsiz insanlar var bu konuda. Karşılarımızda muhatap bulamama gibi, aradığımızda telefonların artık açılmaması gibi, bir yer satılının arkasında olmama gibi çok fazla kişiler var. Bu işi sizin gibi belgesiz yapan, o konudaki düşünceleriniz nelerdir? Tabii aslında güzel bir konuya değindik. Tüm sektördeki arkadaşlarıma da şunu söylemek isterim. Yani bizim sadece kazanç elde etmek için bazı yanlışlara düşmememiz lazım. Evet. İşimizi doğru, dürüst ve ahlaklı şekilde yürütüp karşımızdaki insanı da kendi yerimizi, kendimize yer alıyormuşuz ya da kendimize yer kiralıyormuşuz gibi düşünerek aslında bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi karşımızdaki kişiye yapmamamız gerektiğini tamamen göstermemiz gerekiyor. Evet, hassas bir konu çünkü. Evet. Artık insanlar pandemi döneminden sonra artık daha fazla evine evrilmeye başladı. Daha fazla zaman geçiriyoruz. Onun için de bizim için yapılar ve dürüstlük çok önemli bu konuda. Sizlere de en azından başvurduklarında hiçbir sorun yaşamayacaklarından biz canı gönülden inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Peki son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Yine söylüyorum, biz sadece yer gösteren değil, yol gösteren olmak istiyoruz. Bir şey alınıp satılması da önemli değil. İnsanların mağdur edilmemesi ya da mağdur olmaması adına bizlere mutlaka danışmalarını, onlara yol göstermemize müsaade etmelerini istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz bizlere zaman ayırdığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Başarılar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim Selda Hanım. Sağ olun.